Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki ÖSYM tarzı test çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Çift çizgi uzunlukları birbirine eşit verilmiş. Dikdörtgende şu uzunlukların hepsi birbirine eşitti. Eşittir yazınca bak x kenar çıktı. E buradaki x kenarlıktan dolayı 70 ise burası da 70. 70 70 140'tan buraya 40 kaldı ve alfada kaç yaptı? 50 yaptı. Yani birinci soru balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. 60 derece verilmiş. O zaman burası da 30. Şu açı ortay verilmiş. 60, 90 sa burası da 30. Ve tamamı 150 ya. Bunlar 75'er e derece yaptı. E sonra bizden x isteniyor. Tamam. 12 ise bu arada 30, 75 ise burası da 75 mi yaptı? Evet. Ya da 75, 90 sa burası 15 ya ondan dolayı. Ne çıktı burada? X kenar çıktı. X sen burası da x oldu. 12'yi kullanalım. 12 ise karşısı da 12. 30'un karşısı da 12 ise 90'ın karşısı 24 yapar. Yani cevap edremit oldu. Üçüncü sorudayız. Katlama. Katlamayı geri doğru açıyoruz. Açılmış halde var zaten. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar bunlar da birbirine eşit. Sonra üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. E sonra alfa kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi 20 ya tamamı 90 olduğundan dolayı buraya 70 kaldı ve bunlar 35-35 yaptı. E hocam Z'den dolayı direkt burası da 35 derece yaptı. Yani cevap Denizli yaptı 3. soruda. Geldik 4'e. Şimdi bu şuraya bakacak olursak 8 ise burası ne? 4. Burası da 3 mü? 3 4 5 tamamı 5. Oran lazım bana burada. Oran lazım deyince hemen bir şey fark ettin galiba. Ne var burada? Kelebek. Kelebekteki oran yukarıdan aşağı 2'ye 1. E o zaman burası 2A ise burası da A'dır ya da direkt burası X ise burası nedir? 2X'tir. E ben bunun tamamının 5 olduğunu biliyorum. 3x eşittir 5 ise x'i de böylelikle 5 bölü 3 olarak buluruz. Evet cevap balık keseri yaptı. Dördüncü soruda geldik 5'e. Kenar uzunlukları 10 ve 20 santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir ahşap plakanın kenarlarına 3'er santimetre uzakta dikdörtgen kısımları çıkartarak bir çerçeve elde ediyor. Bu çerçevenin alanı nedir diye soruluyor. İşte şu çerçevenin alanı. Şu sarı gibi işte ne rengiyse artık buradaki şey de soruluyor bize. Tüm dikdörtgenin alanından burayı çıkartacağız. Arkadaş 3, 3, 6 tamamı 20 ya. 6 buradan gitse, 6 buradan gitse 12 gitti. Buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı ya da pardon 3, 3. 3 buradan 3 buradan 6 gidince ne kaldı burada? 14 kaldı. Şimdi buradan da 3, 3 gidecek. Buradan 3 gitse, buradan da 3 gitse 6 gitti. Buraya da 4 kaldı. Yani burası da 4. O zaman tüm alan 20 çarpı 10'dan 20 çarpı 10'dan neyi çıkartacağım? 4 şu 14 çarpı 4'ü çıkartacağım. 14 çarpı 4'ü çıkartacağız. Hadi çıkartalım bakalım. Burası 200 eksi 4 kere 4 16 56'yı çıkarttığımız zaman 144 mi yapıyor? Evet cevap Cihan yaptı 5. soruda. Geldik 6'ya. Dikdörtgende karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit. Paraya kenarda da aynı şeyi söylüyorduk. Alfa beta'ya da alsak bu üçgenle bu üçgen eş şey olduğunu zaten görürsün. E, o zaman burası ne yaptı? 6 yaptı. Ya da alfa beta'ya ya da alalım. Alfa beta alfa beta alfa beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta şunlar birbirine eşit olduğu için eş. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı 6. Alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 4 deriz. E sonra ne yapacağız? Bak dikten dik inilmiş. Öklit 6'nın karesi şu çarpı tamamı. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı x artı 4'ten dolayı. Sadeleştir 36 ile 4'ü 9 kaldı. x artı 4 9 ise x de böylelikle 5 çıkar. Yani 6. soru Akçay oldu. Geldik diye Kenar uzunlukları verilmiş ve şuraları da dik olarak verilmiş soruda. Kenar uzunluğu 10 santimetre olan kare şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Hep burası 10'un katı ya. Bu 3 tane olacak mesela buraya. Burası da onun katı böyle kareyle dizebiliriz. Hatta burası da 5'in katı, 6'ın katı, bakın onun katı, onun katı. Burası da onun katı olduğundan herhangi bir sıkıntı yok. Ben bunu kaplayabilirim. Şimdi diyor ki bize en az kaç adet fayans gereklidir diye soruluyor burayı kaplayabilmek için. Yüzey alanını kaplayacağım. O zaman yüzey alanını bulacağım. Bunun yüzey alanı kaç? 6, 2, 3, 18, 1800 burası alan olarak. 30 ya burası da 30. 70 yaptı. 70 ile 50'nin çarpımı 5 kere de 35. 3500 de bunun alanı. Toplam alan kaç yaptı? 8, 5 daha 13. 4, 53. Evet. 5300, 5300 yaptı alan. 5300'lük alanı 100'lük alanlarla ben şey yapacağım. Çünkü karenin alanı kaç? Burada 100. E o zaman yüzlük alanlardan kaç tane var diye bakacağım. Onu da böleceğim. Şu gitti gitti. Kaç yaptı cevap? 53 yaptı. Evet cevap Akçay yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. Bir katlama var. Katlamada tamam. Şu halde verilmiş. Şu katlanmış. Nereye geliyor arkadaşım? Şuraya mı geliyor? Şu 3 buraya geldi. Bu 4 buraya geldi. Hatta 3 4 5 üçgeni sağlandı. Katlamada üst üste binen kenarları şöyle yazınca güzel bir şey çıktı. Hatta şu kenarla da şu kenar ne olacak? Eşit olacak. 4 burası da 4 mü? 4. Sonra ne yapmalıyız burada? Aslında alfabete ya da dalabiliriz de. Dalmayabiliriz de. Şuraya x deyip burası da x ya. Tamamı 8 buraya da 8 eksi x deyip de yine işlem yapabiliriz de. Hocam Pisagor bağıntısı çıktı. Büyük ihtimalle 3 4 5 üçgeni. Zaten 5 koyarsam 3 4 5 sağlanıyor mu arkadaşım? Sağlanıyor. Katlanan katlanan kısmın bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor bize. İşte şuradaki kırmızı alan soruluyor arkadaşım bize. Hmm. Şimdi bu alan şurası 90 dereceyken burası da 90 derece mi? Evet. Şimdi buradaki alanda şu taban belli. Bak alt taban belli. Üst taban belli. Bu bir dik yamuk mu? Evet burası 90 iken burası da 90. Alt taban artı üst taban 8. Çarp yükseklik Yüksekliğimiz de 4. Böl 2 kaç yapıyor o zaman? 16 yapıyor. Evet 8'in soru balık esir oldu. Geldik 9'a. Bir yüzünün alanı 72 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki birbirine eş 4 ahşap çıta. Aşağıdaki gibi yerleştirilmiş ve dikdörtgen bir çerçeve tasarlanmıştır. Şöyle. Elde edilen bu çerçevenin görünen kısmının alanı 224 santimetre kare olduğuna göre bir ahşap çıtanın çevresi nedir diye soruluyor. Bir yüzünün alanı 72 olan dikdörtgenden elde edilen bu çerçevenin görünen kısmının alanı. Bu çerçevenin görünen kısmının alanı. Evet şurada kalanlar arkadaşlar. Hmm. Şimdi bir tanesinin alanı kaç? Bir tanesinin alanı hocam 72. Aa, hocam 72. Bir tanesinin alanı 72 ise bak şöyle hesaplayalım. 72 burada, 72 burada, 72 burada, 72 burada diyeceksin büyük ihtimalle değil mi? Şu kısa kenarı A ya. A şurada da kareler oluşuyor. Aklında bulunsun. Hocam 72. 4 tane 72 olması lazımdı tüm alanın. Ama dikkat et. Şurayı 2 tane var üst üste. Burayı 2 defa saydık. Yani bir tane A kareyi çıkartacaksın. Bu da 2 defa sayılmıyor. Buradaki A kareyi de çıkartacaksın. Bu da 2 defa sayılıyor. Buradaki A kareyi de burada da 2 defa sayılıyor. Çünkü buradaki yüzey alanları üst üste geldi. Yani 4 tane A kareyi mi çıkartacağız? 4 tane A kare işte bu çerçevenin alanına eşit olacak. 224'e eşit olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Tüm alan normalde çıtaların toplamı yapması lazımmış gibi duruyor. 4 çarpı 72 yapması lazımmış gibi duruyor. Ama şu alanları ben üst üste 2 defa koyduğum için görünen yüzde bir tane sayıyorum. Altta bir tane saklanmış. O zaman eksi A kare demek zorundayım burada. Ee, o zaman 4 kere 2 8 4 kere 28 288 eksi 4 A kare ya da Burası 288. Bunu attık öbür tarafa 224 eşittir 4 a kare. Çıkart bakayım 4 6 64 4 a eşit oldu. 16 a eşit oldu. A'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Bir ahşap çıtanın çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi şu kısa kenarı kaç bulduk arkadaşlarım? 4 mu bulduk? Evet. Hocam bunun alanı zaten 72 idi. Şimdi şunun alanı 72 ya. 4 ile neyi çarparsan sen 72 yapar. Hocam 72 4'e bölsek 1 kere 4 4 18 mi yapıyor? Evet burası da 18 yapıyor. O zaman 18 4 18 4. 18 4 daha 22. Çevresi de o zaman 2 tane 22 olmayacak mı? O zaman 44 yapar. Güzel bir soru arkadaşım. Cevap Balıkesir yaptı. Geldik 10. soruya. Tüm yüzeyleri dikdörtgen olan 3 kitap birer yüzleri çakışık olacak şekilde aşağıdaki gibi iki farklı biçimde dizilmiş. Genişlikleri aynı olan bu kitapların boyları kitap adındaki har sayısıyla doğru orantılıdır. 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman burası 8K. 1 2 3 4 5. Burası 5K. O zaman buraya 3K kaldı. 1 2 3 4 5 6. Burası 6K. O 5K olduğundan buraya da K kaldı. Tamam. Sonra 8K 6K ve 5K olduğunu biliyoruz. Buraya K kalır o zaman. 6K ya buraya da ne kalır? 2K kalır. Şimdi şekil 2'deki bu çevre 92 santimetre. Görünen kısımdaki Bir dakika. Şekil 1'de kitapların görünen kısımların çevresi. Görünen kısımların çevresine bakacağız. Şekil 2'de de ayrı verilmiş. Tamam. Şimdi buradaki uzunluklar birbirine eşit verilmiş değil mi? X, 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 X. Hadi hesaplayalım. X'ten çevrede kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6x var. 6x artı. Sonra hesaplayalım şuradakileri. 6k, 7k, 10k, 18k mı yaptı? Evet. 18k bize kaç verilmiş? 100 verilmiş. Şekil 2'deki çevreye bakalım. Hocam burası 1, 2, 3. 3x burası. 4, 5, 6. 6x artı. Burası da 6, 5k'ydı. Değil mi? Hesaplayalım. 5, 6, 7, 8, 16K. 16K eşittir. 92 verilmiş. 2 2022 denklem taraf tarafa çıkartırsam. 6X'ler gitti. 2K kaldı. Buradan ne kaldı? 8. K'yı buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Geometri kitabının boyu isteniyor. Yani 8K isteniyor. E o zaman 8K'da K yerine 4K yazak koyarsak 32 çıkar. Yani 10. soruda böylelikle Ceyhan çıktı ve bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 3'te görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.